Herkese merhaba sevgili dostlar. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Bilgisayarınıza format attıktan sonra veya bilgisayarınızı yeni aldığınızda ne yapacağınızı bilmiyorsanız bunları tek tek bu videomuzda sizlere detaylarıyla aktaracağız. Daha önce sizlere Windows 10 format atma videoları çekmiştik. Özellikle ikinci videoda sizlere tüm ayrıntılarıyla anlattık. Sorularınızı cevaplandırarak anlattık. Onun kartına da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Bu arada videoya geçmeden önce izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu abone olmayan izleyiciler. Bu noktada abone olmayı ihmal ediyorsunuz. Videolarımızı izleseniz de abone olmayı unutabiliyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Formatı attınız, bilgisayarınız yeniden doğmuş gibi oldu veya bilgisayarınızı yeni aldınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi programlar yüklenir, hangi ayarlamalar yapılır? Bu konuda sizlere yardımcı olacağız. Nasıl yapılır serimize de göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Birçok konuda orada sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi lafı uzatmadan ilk adımımıza geçelim. Formatı attınız, bilgisayarınız aynen bu şekilde bomboş. Bizim OBS var ek olarak, masa üstünde Microsoft Edge ve geri dönüşümden farklı olarak OBS var. Bunda ekran kaydı almak adına kullandığımız program, sadece bunu yükledik. Tabii ki bilgisayarınıza gerekli programları kuracaksınız. Bunun için internet bağlantınızın olması gerekiyor. İlk adımımız bilgisayarımızı bir Wi-Fi ağına bağlamak olacak. Bunun için ise görev çubuğunda sağ alt kısımda görmüş olduğunuz Wi-Fi simgesine tıklıyorsunuz. Bizimki şu anda bağlı. Siz de evinizin internetine buradan bağlanıyorsunuz. Normal şekilde şifrenizi girerek internet ağına bağlanıyorsunuz. İlk adımımız bu şekildeydi. Şimdi ikinci adımımıza geçiyoruz. İkinci adımımızda ise bize masaüstü simgeleri gerekli. Bunun için masaüstü simgelerini getirmemiz gerekiyor. Masaüstünde boş bir yere sağ tık yapıyoruz. Buradan kişiselleştir seçeneğini tıklıyoruz. Bu gelen pencereden sol kısımda bulunan temalar seçeneğini yine seçiyoruz. Temalara geldik. Burayı da büyütelim. Temalara geldikten sonra sağ kısımda masaüstü simge ayarları gözüküyor. Bize bilgisayar, kullanıcı dosyaları ve ağ seçeneklerinin hepsi de gerekiyor. Bunların hepsinin kutucuğunu işaretliyoruz ve buradan uygula deyip tamama basıyoruz ve bu işlemimizi de gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi masaüstüne geldiğimizde ağ bu bilgisayar ve kullanıcı ismi geldi. Burada kullanıcı ismimiz biraz random olmuş. Şimdi 3. adımımıza geçecek olursak 3. adımımızda en çok kullandığımız tarayıcılardan birisi Google Chrome'u bilgisayarımıza indireceğiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bu da Windows 10 format videolarımıza en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bunu da şimdi sizlere gösteriyorum. Şu an mevcut tarayıcımız Microsoft Edge. Onun için Microsoft Edge'i açıyoruz. Burada arama çubuğuna Google Chrome indir yazıyoruz. Burada çıktı zaten. Google Chrome indire tıklıyoruz ve ilk çıkan Google Chrome web tarayıcısı sitesine tıklıyoruz. Kendi resmi sitesi Google'ın. Buradan karşımıza çıkan Chrome'u indirin seçeneğine tıklıyoruz ve bilgisayarımıza indiriyor. Görmüş olduğunuz gibi burada Chrome indi ve dosyayı aç diyoruz. Gelen uyarıya sizde çıkmayabilir burası, onu da belirteyim. Yine de yükle diyoruz. Google Chrome bilgisayarımıza kuruluyor. Kurulum tamamlandıktan sonra devam edeceğiz. Videoyu burada kısa bir süreliğine kesiyoruz. Ve şu anda Chrome bilgisayarımıza yüklenmiş bulunuyor. Karşımıza çıkan başlarken seçeneğine tıklıyoruz. Ve tıkladıktan sonra buradaki seçeneklere ilerliyoruz. Diyoruz. Daha sonra ayarlama yapabilirsiniz. Burada önemli olan varsayılan olarak ayarla seçeneğini tıklamak. Buna tıkladıktan sonra mevcut web tarayıcımız artık Chrome olacak. Herhangi bir internetten bir şey açmak istediğinizde Chrome otomatik olarak açacak. Varsayılan olarak ayarla diyorum. Bunun için ise tabii ki bizi ayarlara yönlendirdi. Varsayılan uygulamalardan. Görmüş olduğunuz gibi web tarayıcısı Microsoft Edge'di. Ben bunu Google Chrome yapıyorum. Buradaki seçenek de yine de değiştir olacak. Ve artık web tarayıcımız Google Chrome oldu. Neden Google Chrome'u seçtik? Daha hızlı, daha kullanışlı bir web tarayıcısı. Herkesin de kullanmış olduğu bildiği web tarayıcısıdır kendileri. Ve artık bu pencereleri kapatabiliriz. Bunu da kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Google Chrome masa üstünde bizleri karşıladı. Dördüncü adıma geçmeden önce daha önce sizler için faydalı içerikleri yine çekmiştik. Bunlar da nasıl yapılır serimiz adı altında sizlere ulaştırmıştık. Onları da kesinlikle izlemelisiniz. Zaten onların kartı da yukarıdan bir yerden çıkacaktır. Şimdi dördüncü adımımıza geçiyoruz. Dördüncü adımımızda ise bilgisayarımızda kesinlikle bulunması gereken programlardan birisi nedir? Bu WinRAR'dır. Kendileri WinRAR'ı bilgisayarımıza indireceğiz. Bunun için biraz önce indirmiş olduğumuz Google Chrome web tarayıcımızı açıyoruz. Buradan arama çubuğuna WinRAR indir yazıyoruz.
Ve karşımıza gelen kendi WinRAR'ın resmi sitesine tıklıyoruz. Biz buradan direkt WinRAR indir seçeneğine tıklayacağız. Bilgisayarımızın işletim sistemi 64 bit olduğu için ama 32 bitlik versiyon için de burayı tıklayın yazmışlar. Genelde bilgisayarlarınız artık 64 bit olduğunu varsayarak WinRAR indire tıklıyorum. Yine bir pencere bizi karşıladı. Buradan da WinRAR indir yazıyorum. Ve bilgisayarımıza şu anda inmeye başladı. WinRAR'ı indirdi ama bilgisayarınızın bit özelliğini öğrenmek için ne yapabilirsiniz? Bu bilgisayara tıklıyorum. Bu bilgisayar kısmından özellikler kısmını açıyorum. Özellikler kısmında görmüş olduğunuz gibi bizimki 64 bit işletim sistemi yazıyor. Sizinki 32 bit veya 64 bit ise sistem türünde yazacaktır. Bunu da kısaca sizlere gösterdim ve kapatıyorum. Ve WinRAR'ı indirmiştik. Buna tıklayıp WinRAR'ı açıyorum. Yine de yükle seçeneğini tıklıyorum. Ve bunlardan sonra artık WinRAR'ı yüklüyoruz. Yükle seçeneğini tıkladım. Tamam diyoruz, bitti diyoruz ve WinRAR'da bilgisayarımıza inmiş bulunuyor. WinRAR'ı indirdik ama ne işe yaradığını soranlar olabilir. Zip dosyalar, RAR dosyalar bu türde dosyaların açılımını sağlayan en çok en yaygın kullanılan programlardan birisidir kendileri. Ve penceremizi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 5. adımımıza geçebiliriz. Bu adımda ise bir tavsiyede bulunacağım. Ben antivirüs programı çok tercih etmiyorum. Antivirüs programını neden tercih etmiyorum? Bilgisayarınıza bazı noktalarda sıkıntı oluşturabiliyor. Ama sizler illaki kullanmak istiyorsanız Kaspersky'in 30 günlük deneme sürümü var. Bunu Kaspersky'in kendi sitesinden indirebilirsiniz. Devamında yine kullanmak için ücret ödeyerek bir antivirüs programına sahip olabilirsiniz. 6. adımımız ise Microsoft Office programlarıyla alakalı. Bunun için yine Google Chrome'u açıyoruz. Buradan Microsoft Office yazıp aramaya tıklıyoruz ve Microsoft'un kendi sitesine giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada ev için ve iş için var. Biz ev için seçeneğine tıkladık ve yine burada bir ay ücretsiz deneyim seçeneği var. Buna tıklayarak bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Microsoft Office'in öğrenciler için ücretsiz bir promosyonu bulunuyor. Bunun için okuldan bir kod gibi bir şey alıyorsunuz galiba. Onu da alıp ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öğrenci olmayanlar için seçenek bir aylık deneme süresi, sonrasında ödeme planıyla devam etmek olacak. Tabii bunun da her programın olduğu gibi crackli halleri bulunuyor ama ben bunları önermiyorum. Bilgisayarınız adına hem virüs açısından hem de korsan yazılım olduğu için sizlere önermiyorum. Bundan da bahsettikten sonra şimdi 7. adımımıza geçebiliriz. Bu adımımızda yapacağımız işlem ise Adobe Reader programını indirmek ve bilgisayarımıza kurmak olacak. Bu program ne işe yarar? PDF dosyaların açılımında en çok tercih edilen, en çok kullanılan programlardan birisidir kendisi. Bu programda yine bilgisayarınızda kesinlikle yer almasını tavsiye ediyorum. Yine bu programda indirmek için Google Chrome tarayıcımıza giriyoruz. Arama çubuğuna Adobe Reader yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kendi resmi sitesi geliyor. Burada karşımıza gelen ilk siteye tıklıyoruz. Bilgisayarımız için bu programı indireceğiz buradan. Burada isteğe bağlı otomatik olarak birkaç teklif geliyor. Bu da yine antivirüs programı. Bunların tikini ben kaldırıyorum. Sadece bunun açık kalmasını istiyorum. Bu da Chrome uzantısı için. Görmüş olduğunuz gibi Acrobat Reader'ı indir seçeneğine tıklıyorum ve bilgisayarım için inmesini bekliyorum. Bir süre bizleri bekletecek. Ve yükleyici şu anda bilgisayarımıza inmiş bulunuyor. Ve bunu yine açıyorum. Yine de yükle seçeneğine tıklıyorum ve bilgisayarımıza Adobe Reader programı yüklenmeye başlanıyor. Biz burada yine video uzamasın diye kısa süreliğine kesiyoruz. Ve bizim bilgisayarımıza Adobe Reader programı yükleme işlemini tamamladı. Görmüş olduğunuz gibi masa üstünde bizleri karşıladı. Bu programda PDF dosyalarını açmanıza yarayacak. Ve geçiyoruz 8. adımımıza. Videolarınızı oynatmak adına kullanmanız gereken programı indireceğiz. Bu programın adı nedir? VLC Media Player. Uzun süredir kullandığım ve çoğu kullanıcının bilgisayarında yüklü olan bir programdır. Kendileri VLC Media Player'ı bizim için indireceğiz. Bunun için de yine Google Chrome'u web tarayıcımızı açıyoruz. Arama çubuğuna VLC Media Player yazıyoruz. Ve burada ilk karşımıza çıkan siteye yine tıklıyoruz. Bunların özellikle kendi resmi sitelerinden olmasına dikkat edin. Ve ben buradan tıklıyorum. Sitemize giriş yapıyoruz. Bu arada bu indirmiş olduğumuz programların hepsi Windows 7, 8 ve 10 için geçerlidir. Burada aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın derken sitemiz açıldı. İndir VLC yazıyor ve indire tıklıyorum. Birkaç saniye içinde başlayacak dedi ve programımız indi. Tıklayarak kurulumuna başlayabiliriz. Ve program bilgisayarımıza kurduk. Görmüş olduğunuz gibi masa üstüne geldi. Buradan videolarınızı oynatabilirsiniz bu programla. Ve geçiyoruz 9. adımımıza.
Dokuzuncu adımımızda ise indirmiş olduğumuz Google Chrome'un ayarlamalarını yapacağız. Ayarları en uygun hale getireceğiz. Bunun için öncelikle yine Google Chrome'a giriyoruz. Sağ üstte bulunan 3 nokta simgesine tıklıyoruz. Ve buradan da ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Hemen büyütelim. Soldaki arama motoru kısmına geliyoruz. Belirli bir sayfayı veya sayfa grubunu aç seçeneğine tıklıyoruz. Yeni sayfa ekle diyoruz. Buradan yine www.google.com yazıyoruz ve ekle diyoruz. Ve bununla birlikte ne yapmış olduk? Google Chrome'u açmış olduğunuzda artık direkt Google'un kendi sitesi sizleri karşılamış olacak. Bunun için bir deneyelim. Chrome'u kapatıyorum ve yeniden açıyorum. Gördüğünüz gibi Google'un kendi sitesi otomatik olarak karşılıyor ve geçiyorum 10. adımımıza. 10. adımımız ise belki de uygulanmış olduğumuz adımlar içerisinde en önemlisi diyebilirim. Neden en önemlisi? Bilgisayarınızda bulunan sürücülerin yani driverların güncelleştirmelerinden tutun da Windows'un tüm güncelleştirmelerini bununla birlikte yapacağız. Bunun için yapmamız gereken ise sol alt kısımda bulunan arama çubuğuna güncelleştirme zaten burada çıkıyor. Güncelleştirmeleri denetle seçeneğine tıklamak olacak yapmamız gereken. Buradan ise yine karşınıza gelen güncelleştirmeleri denetle seçeneğine tıklamalısınız ve ben de tıklıyorum. Karşımıza güncelleştirmeler çıkacak ve bu güncelleştirmeleri tek tek yapmamız gerekiyor ki bilgisayarımız en güncel halde olsun. Görmüş olduğunuz gibi bizde şu anda güncel olduğu için çıkmadı. Güncelsiniz yazısını görene kadar güncelleştirmeleri yapmaya devam ediyoruz. Bu güncelleştirmeleri hatta ara ara siz de kontrol etmelisiniz ki bilgisayarınızdan her zaman tam performans alabilirsiniz ve bu adımda bitirip penceremizi kapatıyoruz. Ve artık geldik 11. adımımıza yani son adımımıza. Bu adımımız aslında ekran kartı Nvidia olanları ilgilendiriyor ama biz yine de sorun yaşamamanız adına bunu da sizlere anlatmak istedik. Bu adımımızda GeForce Experience'ı indiriyoruz ve yine başvuruyoruz Google Chrome'a. Google Chrome'a geldik ve buradan GeForce Experience seçeneğine tıklıyorum ve ilk gelen siteye tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi hemen indir seçeneği bizlere karşıladı. Hemen indire tıklıyorum ve bilgisayarımıza inmeye başlıyor. 123 MB'lık boyutta sahip. Biz indikten sonra devam edeceğiz yükleme işlemine. Şu an biz bilgisayarımıza GeForce Experience'ı indirdik ve kurduk. Ne işe yarar kendileri? Ekran kartınızı güncelleştirmeye yarayan ve oyunları optimize ederek oynamanızı sağlayan bir uygulamadır GeForce Experience. Bunu indirmenizi de kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer Nvidia ekran kartına sahipseniz diyorum ve bu pencereyi de kapatıyorum. Adımlarımızı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda sizlere bilgisayarınızı yeni aldığınızda veya yeni format attığınızda ne yapmanız gerektiğini detaylarıyla anlattık. Umarız bu videomuz sizlere yararlı olmuştur. Eğer videomuz yararlı olduysa aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Bir sonraki nasıl yapılır videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.